Levent Tüzemen'e göre haftanın olayı neydi? Fenerbahçe'nin kendi yarattığı tezinin e, son bulmasıdır bu. Yanlış olduğunu ortaya koyan bir derbidir bu. Geçen sene Galatasaray takımı Fenerbahçe'yi yenerken iki maçta da 3'e 0 yendiği zaman Fenerbahçe'lerin genel kanı sürdü. 10 kişi kaldık yendiniz de oldu 3-0 falan diye. E 10 kişili yendiniz Galatasaray'ı. Demek ki bu teori çürü, çürüdü ve bitti. Bir daha böyle bir absürt olayların arkasına saklanmanın bir anlamı yok. 10 kişiye de adam gibi oynarsan yenebilirsin veya yenilmezsin. Hiç bahane bulmaması yani bahane yaratmak doğru bir şey değil. İkincisi her zaman söylediğim bir gerçek var. Gerilimler Galatasaray'a yaramıyor. Gerilim Galatasaray'a yaramıyor. Bunu çok iyi senaryo koydu Mert Hakan. Önce o tribünleri gerdi. Futbolcu bunun benzerini Bilikalı dönemde yaşamıştık. Arda'ya geldi geçerken omuz attı. Ortalık karıştı. Evet. Bu gerilime Galatasaray oyuncular bu tuzağa düştüler. Üçüncüsü de e, Kemal abin dediği Okan Buruk kendisini e, bir ölçüde şey yaptı. inkar eden bir davranış biçimi sergiledi. Çünkü bir örnek vereyim Alanya'da 0-0 ilk yarı iki tane kötü oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu oraya oraya çıkardı Mert Hakan'ı aldı. Şey, pardon Kaan Ayan'ı aldı. E, Ziyeç'i aldı. Barış Alperi sola çıktı. Maçın sonucu 4-0 galiba yanılmıyorsam. Doğru mu? Evet. 4-0 evet. bitti. Bugünkü maçın devre arası bitti zaman bizim görüp onun görememesi çok şaşırttı beni. İki kişi bağırıyordu beni oyundan al diye. Bir tanesi Ziyech. Şunu söyledim maçı izlerken etrafımdaki insanlara. Ben çabuk bir insan olduğum için top çıktı onu söylüyorum. Çok hızlı bir oyuncu olduğum için. Şunu ne söylüyorum? Sabaha kadar oynasa Ziyech Ferdi'yi geçemez. Bunu deklar ettim ve geçemedi. Bir ikincisi Kerem Demirbay bu maçların oyuncusu değil. Normalde orta saha yönetemedi, top tutamadı ve ezildi. Burada yapması gereken kendi doğruları açısından şu vardı. Abdülkerim'i defansa alıp ikinci yarı Davison Sanchez'i ön libero itmek. Siyeç'i çıkartıp belki Mertens'i sağ tarafı çekip oraya Berkan'ı alıp önde de bir baskı yapmak. Ekstra evet. bir baskı yapmak. Birazcık ben şunu öğrendim. Çok fazla laylaylam olmuş hafta içerisinde fazla izinler verilmiş. Fazla oyuncular fazla, çok fazla yemeklere gitmişler, sohbet etmişler falan filan. Derbi ciddi bir iştir. Evet. Bir de son cümlem şu. O yapılan kareografi Ultu Aslan'a hiç yakışmadı. Rakiple alay etmenin hiçbir esprisi yok. Yunanistan'a eğlenmişse Olympiakos'a olabilir. Bu ne cezalı tek ayakta. Cürü'yü oraya koydun hiçbir şey yok. İkincisi, üçüncüsü Okan Hoca'nın tabloları. Onları sonra kullanacaksın. Yani sen oraya günün anlam ve önemini taşıyan eğer ki 19 Mayıs'la ilgili bir gösteri yapıp belki de o geminin içine kazandığın kupaları yerleştirseydin benim adıma daha anlamlı olurdu diye düşünüyorum. Yani sonuç Galatasaray derbiye, taraftarıyla, futbolsuyla, teknik eğitim, yönetimle hazırlanmamış. Türbündekiler gazoz içeceklerine herhalde bunlara gazozu galiba e, var ya meşhur Türk sinemasında neydi o? Nuri Alça. Nuri Alça Gazozu verdi galiba bunlara ki dağılmış durumdaydılar. Çünkü su atma dedikçe attılar. Galatasaray'ın motivasyonunu bozdular ve Galatasaray o gün bayram yapacaktı. Fenerbahçe arifeyi gösterdi, bayramı göstermedi. Bu kadar net. Şimdi derbi konu başlıkları altında konuşacağız. tabi. Okan Buruk'un tercihleri, İsmail Kartal'ın ve Fenerbahçe'nin başarısı, hakem performansına eleştirildi. Maç sonu olaylar var. Maç önü Mert Hakan'ın içinde bulunduğu Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı ile olaylar var ama... ...üç değerli gazeteci diyorum her hafta. Üç duayen isim diyorum. Hayatta satın alınamayacak tek şey tecrübe ve deneyim. Bunu neden diyoruz? Geçen hafta bu programı izleyenlerin aklında kalmıştır belki ama... ...izleyemeyenler varsa geçtiğimiz salı... ...bakın bu ekip ne yorumlar yapmış efendim. Şuraya da veremiyorlar ya ben mı? Ben burada Vercekler, görmüyorum bir şey. Şuraya versin ben. Tabii daha vermedik. Verince göreceksiniz... Ee, Sesi de açar yine Güven Mengü yönetmenimiz. 14 Mayıs 2024 geçtiğimiz hafta yaptığımız 90A programından kısa bir kesiti verdik. Maç sonucuna dair Güven abi'nin öngörüsü. Yine olaylar çıkabileceğine dair Kemal abi'nin öngörüsü var. Hatta orada bazı yöneticiler özellikle Fenerbahçe'yi işaret ediyorsunuz. Dolmuşa bayılıyor ifadesini kullanıyorsunuz. Levent Tüzemen yine gerginliğin Galatasaray'a yaramayacağını ve seyircinin sakin olmasını ee, yine dolduruşa gelmemesi gerektiğinin <laughs> altını çiziyor. Yani üç farklı konu başlığı. maçın skorunu tabii kimse bilemez müneccim değil ama öngörüdür bu ee, hakikaten. Üçünüzü de tebrik ediyorum. Biz de Şimdi, seni tebrik edelim. Ben, ben hazırlayıp buraya koyduğum evet, için. Yani ben bunu, haberiniz yok Bu kadar da gerçekten benim haberim yoktu. Üç ben, da haberi yoktu. Süpris benim haberim yoktu. Hakikaten. Olsun. Yok, ha, ha, ben, ben, ben de seni kutluyorum. Evet, önemli aynı. olan. Önemli olan. ...burada yaptığımız, mesela benim için... ...herhalde arkadaşlarım için de aynı şeydir... Ee, ...söylediklerimizin... Dinlener, ...dinlenmesi... ...dinlemek nedir? Dinlemenin ana koşulu... ...anlamaya çalışmaktır. Dinlenmiş ve anlaşılmış... ...kim bilir belki... ...yüz binler dinledi, anladı bizi... ...ama... ...o gün kaçırmış olanları... E, ...düşünerek senin... ...bunu buraya getirmen tekrar... Beni çok mutlu etti. Teşekkür, ee, teşekkür ederim. Yani insanlar düşündüklerini uygun bir dille dile getirmeliler. Yani ya şu kızarsa, ya şu üzülürse, ya bilmem ne olursa, ya bilmem, bunlardan kendini arındırmalı. Yani düşünceyi kendisi ürettiği gibi çırılçıplak çıplak ortaya koymayı bilebilmeliyiz. Evet. Orada bu arada Kemal abinin bir öngörüsü var, onu ilerleyen dakikalarda soracağım. Buraya koymadım, çok uzamasın izleyiciyi de, yani geçen haftanın tekrarına dönmesin program diye. Ama hatırlatacağım, biraz sonra soracağım. Ben söyleyeyim şimdi, siz bu programda diyorsunuz ki Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse şampiyon olur. Böyle bir ifadeniz de var onun içinde, onu biraz sonra konuşuruz yine. Derbiye kronolojik olarak başlayalım mı? Yayındaydık biz de, dışarıdaydık. Ben başlayayım. Tabii ki sizden başlayacağım Levent abi. Yok önemli değil canım. Ee, yani hepinize zaten söz hakkı Hı, gelecek. Bu, bu görevdeydik dedin o yüzden tabii ben. 17 maç, e, maç öncesi görevdeydim. Yayın sırasında tabii orada yayıncı kuruluşu görmüyoruz ama sohbet ediyoruz Savaş Çorlu ve Ozan Zeybek'le. Pat bir mesaj. Mert Hakan Yandaş. işte Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim kavga çıktı derbide filan. Mesaj gelmeye başladı. Tabii sonra izledik. Yani açıkçası gerginliği bekliyorduk ama bu kadar erken beklemiyorduk. Her şey işte Mert Hakan Yandaş'ın sahaya çıkması. O sırada stadyumda değildim gerçekten bilmiyorum. Muhtemelen küfürlü tezahüratlar edildiyse tribüne doğru yürümesi, işte Fenerbahçe armasını göstermesi, ardından Kerem Aktürkoğlu'nun gidip Mert Hakan'a müdahalede bulunmaya çalışması ve gerilimin uzaması, ee, tekrar etmenin de bir anlamı yok. Başlangıç hikayesi itibariyle nasıl görüyorsunuz bunu? Çok konuşulan konulardan birisi. İşte kimisi diyor ki ne işi var orada? Fenerbahçe taraftarı diğer taraftaydı. E, Fenerbahçeliler de diyor ki bugüne kadar bir kulübün armasını göstermek ne zaman suç oldu? Farklı görüşler var. Güven Taner siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O maç önü anla başlayalım. Ardından maçı ve maç sonu olayları Fenerbahçe yönetiminin stada gelişini de ayrıca konuşacağız. Şimdi o arma göstermeyi kime karşı kime yaptı? Fenerbahçeli seyirciye. Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarı yaptı. Galatasaraylı taraftara yapan bunu Mert Hakan değil de ne söyleyeyim, ne bileyim Ceko olsa daha e, toplumun kabul ettiği bir isim olsa bu tepkiyi yapmazdı. Çünkü yani ben ben de ne bileyim öyle bir anlam çıkarabilirdim ki işte bak ben de bunun için oynuyorum ama sizin de saygım var ama ben Fenerbahçeliyim, siz Galatasaraylısınız vesaire gibi bir uzlaşma hareketi gibi yorumlayabilirdik ama Mert Hakan yaptığı zaman Mert Hakan daha önce de bir takım hırçınlıklar böyle yaptığı ve bu hırçınlıkları arkasında durarak körüklediğini bildiğimiz için e, geri çekilmiyor çünkü a pardon der insan bir şeyi yapabilir hata yapabilir ama uyarıldığı zaman da pardon demeyi bilmelidir e, öyle bir insan olmadığı için Mert Hakan'ın yaptığı bir tahrikti yani, tahrik olarak mı nitelendiriyorsunuz? Yani e, yani dozu herkes tarafından farklı düşünülebilir ama netice itibariyle bir tahrik olarak algıladım ben.